Muhittin Böceğin Antalyalılara sözüydü Halk Ekmek. Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı ve şu anda üretilen ekmekler Antalya'nın dört bir noktasına dağıtılmaya devam ediyor. Biz de bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak Halk Ekmek Fabrikası'nın nasıl çalıştığını sizlere göstermek üzere fabrikaya geldik. Gelin hep beraber inceleyelim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Öncelikle hayırlı olsun fabrikanız. Teşekkür ederim. Antalyalıların uzun zamandır beklediği bir fabrikaydı. Kesinlikle. Ben başlamadan önce sizi bir tanıtmak istiyorum. Hakan Yurttaş var şu an yanımızda. Ekda Genel Müdür Yardımcımız. Hakan Bey, bugün fabrikayı ziyarete geldik. Antalyalıları göstereceğiz ama Antalyalılar ne izleyecek sizden bir dinleyelim. Halk ekmek üretimini, nasıl yürüdüğünü, nasıl çalıştığını içeride hep beraber göreceğiz. İlk durağımız burası Hakan Bey. Burayı biraz anlatır mısınız bize? Hijyen bariyerimiz, fabrikamızdaki çalışan bütün personelimiz buradan ellerini yıkayıp, dezenfekte edip, galoş ve bonelerini takarak üretim alanına geçiş yapıyor. Hijyen barından geçtik. Şu anda fabrikanın üretim alanındayız. Evet, şu anda nereden başlıyoruz? Sizi direkt mum deposuna ilk başladığı yere götüreceğim. Buyurun. Burası ilk durak noktamız dedik. Peki burası neresi Hakan Bey? Burası un eleme makinesi. 450 kilo unu buraya döktükten sonra üretim alanına eleyerek unu vermekte. Az önce içeride unun alındığını da gördük. Şu anda sanırım alındığı noktadayız. Doğru. Eleme makinesi. Unu eleyerek kazanlarımıza burada kontrollü bir şekilde ne kadar un eleyeceğini gösteren cihazda gramajları yazdığında buraya o kadar unu alıyor. Tabii ki mikser kazanımıza unu aldıktan sonra buraya takıyor. Taktıktan sonra unu makinesinden sonra su ve buz maya katılaraktan burada 120 kilo bir kazanda hamur elde ediyoruz. Yoğurma bittikten sonra hemen burada kaldır devir dediğimiz cihazımız var. Oraya geçiyoruz. Gördüğümüz kazanlar kro. Dolayısıyla da çok ağır. 120 kilo artı kendi kilosu 250 kiloyu buraya taktığında kazan yukarıya kaldırıp gördüğünüz bunun içerisine döküyor. Ondan sonra alttaki cihaza yavaş yavaş akıtıyor. Hamuru döktükten sonra içerisindeki cihaz gramajlarını ayarlayarak kesip tartıyor ve daha sonrasında konik çevirmeye hamurlarımızı gönderiyor. Gramajlara göre ölçüldü. Banttan da görebiliyoruz hamurları aslında. Doğru. Peki burası nedir Hakan Bey? Konik çevirme dediğimiz, yani bezeleme yaptığı tünele geliyor. Burada döndürerek bezeyi yapıyor. 640 tane hamurumuz bezelendikten sonra dinlendirmeye geçiyor. Dinlendirmede 9 dakika dinlenip, mayalanıp, ekmek olmak üzere bandımızdan çıkış yapıyor. Yani hamurlar bir 9 dakika içeride bekledi. Daha Doğru. sonra şekilleri verildi ve fermantasyona gidecek. Kesin. O zaman biz de onları takip edelim. Buyurun oraya. Hadi gidelim. 4200 adet aynı anda 20 araba kapasitesi olan fermantasyon odamız 1 saat boyunca dinlenen hamurları fermente olduktan sonra fırına alacağız. Artık pişirme fırına yüklüyoruz. Ekmekler neredeyse 2 katına ulaşmış şu anda bu arada sevgili izleyenler. Doğru. Peki ne kadar fırında kalıyor? Ortalama pişme süresi 18 dakika ilk serinin çıkması. Ama 1 saatte 3000 ekmeği pişiriyor. Zaten çıkışta göreceğiz kızarmış sıcacık ekmekleri. Heyecanla beklediğimiz Harika. Yer. Bir an önce lütfen ekmeklerin çıktığı Buyurun. Yere gidelim. Ekmekler sepetlendi. Birazdan da sevkiyat için araçlara yüklenecek. Doğru. Burada dikkat edilen noktalar neler? Yani ekmek ilk defa çünkü burada dışarıyla bir araya geliyor. Şöyle hijyen alandayız. Ekmeklerimiz kasalandı. Kasalan ekmeklerimiz artık sevkiyat alanına götürülüp bırakılacak. Çünkü burada önce soğuyor, sıcak alan içinde yavaş yavaş kendi içindeki buharı dışarı salarak ekmeğin normal formuna dönmesini, artık içindeki o hamurlaşma biliyorsunuz kıvamının ekmeğe biraz daha kabuk alma aşaması burada oluyor. Buradan sevkiyata artık araçlarımızı yüklenmek üzere götürebiliriz. Ekmek fabrikasının üretim aşamasını detaylı olarak gezdik ama sormak istediğimiz hala birçok soru var. Onlarla ilgili de Hakan Bey ile sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Hakan Bey önce şunu sormak istiyorum. Başkanımız söz verdi çünkü bazı sıkıntılar vardı Halk Ekmek'le ilgili. Belediyemizde böyle Doğru. bir fabrikası da yoktu. Oradaki sıkıntılar neydi? Öncelikle Halk Ekmek fabrikamız yoktu. Muhittin Başkanımızın talimatıyla tabii ki Halk Ekmek fabrikasını yapmaya başladık. Ama bundan önceki süreçte fabrikamızın neden olmadığı konusu Ekda
eski yönetiminde fabrikamız özelleştirilmiş. Yani dışarıdan özel bir firmaya bizim adımıza ekmek üretiyorlar. Bu ekmekleri de lifelere dağıttırarak belediyemiz üretiyormuş imajı vermişlerdi. Tabii ki bunu öğrendiği zaman Muhittin Başkanımız bir an önce kendi fabrikamızın yapılması talimatını verdi. Biz de bu talimatla birlikte fabrikamızın inşaatına başladık. Fabrika çok kısa bir süre içerisinde yapıldı. O süreç nasıldı? Çok zor olduğuna çok eminiz ama. Yani inanılmaz bir performans sergiledik. Tüm ekibimizle canla başla 3 ay gibi kısa sürede 2000 metrekare alan içerisinde 1000 metre kapalı bir üretim alanı kurmuş olduk. Sizin de söylediğiniz gibi Hakan Bey, pandemiyle de beraber ciddi bir ekonomik sıkıntılar yaşadık. Zaten vatandaşın ekmek arayışı da biraz oradan başladı. Kesinlikle. Çünkü her şey çok zam geldi. Ekmek de bunların başında geliyor. Peki biz ekmeği ne kadara veriyoruz? Ekmeği biz piyasanın altında vermeye, özellikle 3 lira 25 kuruşa şu anda müfelerimize satıyoruz. Bu süreci doğru bir şekilde yürütmek, halkımıza ucuz ekmek ulaştırabilmek için en kaliteli üretimi içeride gördüğünüz gibi sağlayarak her gün düzenli olarak ekmek ulaşımını büfelere gönderiyoruz. Ulaşım derken Antalya'nın merkez ilçelerinde erişilebilirlik kolay aslında. Evet, aslında şöyle 5 ilçede bu Döşeme Altı, Kepez, Muratpaşa, Konya Altı ve Aksu olmak üzere tüm bu bölgelerde 90 tane büfemiz var. Bu 90 büfeye her gece saat 2'de saat 8'e kadar ekmek dağıtıyoruz. Peki üretim kaçta başlayıp kaçta bitiyor günlük olarak? Akşam saat 6'da üretimimiz başlıyor. Gece saat 3'te bitiyor. Peki ekmeğin gramajı, kalitesi belli belgeler üzerine de ve denetlemeler üzerine de gidiyor. Kesinlikle. Üretim. Tabii gıda mühendisimiz eşliğinde 210 gram beyaz ekmeği katkısı sadece un, tuz, su, maya şeklinde hazırlıyoruz. Peki kaç tane üretiyor bir üretimde? Şöyle söyleyeyim, saatte 3100 ekmek üretiyoruz. Tek vardiyada 30.000 ekmeği üretiyoruz aslında şu an. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi beyaz ekmek üretiyoruz ama tabii ki vatandaşların her zaman bir çeşit ihtiyacı vardır. Az önce içeride ben çok ufak gördüm. Çeşit ekmek de olacak. Kepek ekmek ve köy ekmeğine başladık aslında. Şimdi ufak ufak demolarını, üretimlerine başladık. Halkımızın talebine göre de artışları sağlıyoruz. Öncelikle kepek ve köy ekmeğindeki artışı sağlayıp daha sonra çavdar, tam buğday ve çok tahıllı gibi sandviç, burger, rol gibi çeşit ekmeklerin hepsine gideceğiz. O zaman çok yakında vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir fabrika haline geliyor. Kesinlikle. O zaman yani gönül rahatlığıyla vatandaşların kullanabileceği güvenilir, kesinlikle, ucuz ve temiz ekmeğin evet, adresi halk ekmek diyebilir miyiz? Evet. El değmeden üretilen Antalya'ya temiz ve güzel bir ekmek çıkarılacak. Teşekkür ederim Hakan Bey verdiğiniz bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, sizlerle beraber gezdik fabrikayı. Güvenilir temiz ekmek için halk ekmeği tercih edebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Antalya için çalışıyoruz.